Şu anda 13 bin personel var ya. Milli Muharip Uçak tam devreye girdiğinde, aşama olduğunda yalnızca Milli Muharip Uçak'ta çalışacak kişi sayısı 10 bin kişi olacak. Milli Muharip Uçak, az önce bir inançsızlığa hani üzüntünüzü dile getirdiniz. Milli Muharip Uçak. Zamanlamasını sizden duyabilir miyiz? Yani Milli Muharip Uçak 2023'te ve daha sonra herhalde 2030 perspektifimiz var. 2030'da Milli Muharip Uçak envanterimizde olacak ve tamamen 5. nesil dünyadaki muadillerin hiçbirine muhtaç olmadan ilerleyebileceğiz. Aşamalar nelerdir? Şimdi 2023 hangardan çıkış. Evet. 2025 ilk uçuş, 2027-28'lerde işte bu filoya katılma ile ilgili ilk adımlar, ama 2030'da biz bir filoyu böyle teslim edecek hale geleceğiz. Bütün bu süreçler, yani şimdi normal bakış açısıyla yani ya çok uzun geliyor denebilir belki, ama bütün dünyadaki süreçler böyle havacılık tarihinin veya havacılık gelişmelerin gidişinin böyle olması gerekiyor. Çünkü can taşıyan bir sistem. İnsan sistemleri biz çok daha kolay devreye alıyoruz. Ama tabii can en önemli şey. O açıdan da çok emniyetli olması gerektiği ve kabiliyetlerinin de teker teker onaylanması gerekiyor. Yani gördüğünüz herhangi bir sistemimizin geçtiği test sayısını düşünseniz, yani inanın yani bir ürün sahaya geliyor ama işte mesela siperden konuşuyor. Diyorum siper işte testleri devam ediyor. Ya. İşte belki ya işte 3 ay önce devam ediyor dediler. İşte 5 ay önce devam ediyor. Nedir devam ediyor? Atışlar devam ediyor. Her atışta başka bir özelliğini test ediyorsunuz ve birkaç parametreyi ölçüyorsunuz. Bunları ölçüp biçmeden tam emin olarak ürününüzü vermemeniz gerekiyor. Çünkü verdiğiniz bir şeyin arkasında durmanız gerekiyor. Bizim başkanlığın en önemli rollerinden birisi de gündeme gelen herhangi bir ürünü bütün süreçlerini dört dörtlük yaşayıp üretim geliştirilmesine, üretimine kadar, üretiminin tedarik zincirinin yerli yerinde olduğuna kadar, daha sonra test aşamalarına kadar, teslim edildiği anda artık herkesin altına çok rahatlıkla imza attı. Bu ürünü kullanabilirsiniz demek safhasına getirmek. Onun için bu süreler gerekli. Evet. Çünkü sonunda biz gülmek istiyoruz. Test merkezi. Hemen ona da döneceğim. Şimdi motor dediniz, o da havada kalmasın. Gelen sorular içinde de var. Yani bunun peki hani Milli Muharip Uçak da motoru ne? Veyahut da işte Hürjet de. İşte motoru nereden gibi sorulara. Hem Milli Muharip Uçak'ta hem de Altay tankında, değil mi? Bu motor Altay konusunda, Altay tankında motor sıkıntımız sürüyor, devam ediyor. Yerli motor çalışması ne aşamada? Bunu da sorayım. O da havada kalmasın. Şimdi Altay'dan başlar isek, tabii hep dillerde motor diye bir kelime var ama o işin kolay tarafı. Biz güç paketi diyoruz. Güç paketinde de en önemli unsur transmisyon. Ya bunu niye bu kadar büyütüyorsunuz denirse, dünyada bu seviyede transmisyon, yani aktarma organı yapan kaç şirket var diye sorduğumuzda bu seviyede sadece iki şirket görebiliyoruz bu kalitede çıkartan. O açıdan kolay bir iş olmadığını söylüyoruz. Motorumuzun epey bir zamandır test ortamında çalıştırıldığını, transmisyonun bağlantılarının yapıldığı, onların beraber çalıştırılmaya başlandığını söyledik. Ki bu 1500 beygir grubu doğrudan Altay tankına hitap edecek bir motor, ama 1000 beygir grubundaki diğer motorumuz da biraz daha ileride gidiyor. Yani bu çalışmalar yine testsiz çeşitli rejimlerde, sıcaklık ortamlarında, çeşitli güç yüklemelerinde bunları sürekli uzun süre çalıştırmanız gerekiyor ki belirli parametreleri sürekli ölçmeniz, gerekirse düzeltmeler yapmanız, böyle bir süreci yaşıyoruz şu anda tank motoru ile ilgili olarak. Motorun kullanılacak seviyeye gelmesi için bir zaman lazım. Yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela Kore'nin tankı bizimkine çok benzer ve sistemler bayağı benziyor. Kore bir motor ve transmisyon, yani güç paketi geliştirmeye başladı. Bizden çok daha önce. Şu anda Kore sadece motor kullanıyor. Transmisyon hala Almanlardan alınabiliyor. Yani karşılaştırma olsun diye söylüyorum.